Başbakan Binali Yıldırım özel uçakla akşam saatlerinde gittiği İzmir'de Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'na iniş yaparak ziyarette bulundu. Merhaba asker. Sol! Nasılsınız? Sol! Yaklaşık 2,5 saat içeride kalan Başbakan Yıldırım komutanlardan bilgi aldı. Yıldırım bugün de ilk kez İzmir'de düzenlenen Ege Ekonomik Forumu'na katıldı. Burada konuşan Başbakan Binali Yıldırım ilk olarak Avrupa Birliği'ne seslendi. Avrupa gelecek Brexit'ten sonra özellikle gelecek vizyonunu gözden geçirmesi lazım. Türkiye'nin de içinde olduğu bir genişleyen Avrupa mı düşünüyor, yoksa kendi sınırlarını yüksek duvarlarla kapatmış bir Avrupa kulübüne mi dönüşmek istiyor? Bu kararı Avrupa verecek, biz buradayız. Avrupa Gümrük Birliği'nin yenilenmesi, Avrupa ile kesilen müzakerelerin tekrar başlaması konusunda karar bizim değil, Avrupa Birliği'nindir. Son dönemdeki ayrılma istekleri ve referandum gibi gelişmelerinde bölgesel ekonomiyi önemli ölçüde etkilediğini belirten Başbakan Yıldırım, referandum öncesi şartlara dönüldüğünü açıklayan Barzani'yi eleştirdi. Buna bizde çok kullanılan bir tabir var. Harabu Bağdu Basra. Peki buraya gelecektin, niye? Bu yanlışta ısrar ettin, niye? Yıllardır sizi himaye eden, hayat alanı oluşturan Türkiye'nin sözünü dinlemedin. Her neyse, yanlış hesap Bağdat'tan döner derler ve nihayet yanlış hesap Bağdat'a gitmeden dönmüş oldu. İş dünyası temsilcilerine büyüme hedeflerinden de bahseden Başbakan Yıldırım, yıl sonu büyüme hedeflerinde sürprizler yaşanabileceğini belirtti. 2018'i 2017'den daha iyi olacak. Bunu kesinlikle bir yere not edin. Hem enflasyon tek haneli olmaya devam edecek. Büyüme hedefimiz en az %5,5. Bakın bu yılın üçüncü çeyrek büyümesi çift haneli olursa şaşırmayın. Hiç şaşırmayın. Düzenlenen forumun ilk günü Türk ve Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlarının yanı sıra sektörün önemli isimlerinin konuşmalarıyla tamamlandı.